Son zamanlarda inanılmaz fazla Texas oynamaya başladım arkadaşlar ve artık sizlere videosunu çekmeye hazırım. Şu an sağ üstte kameram olduğu için göremiyorsunuz ama 28 level'ım şu anda ve oyunu kaç saat oynadığımda da hemen şimdi hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Oyunu 41 saat oynadık. Çıkalı zaten böyle bir hafta falan oldu ya da olmadı emin değilim. 41 saat gerçekten oyunun içinden geçtik. Hatta size şöyle söyleyeyim, speedrun rekoru falan da kırdı. Gaz istasyonunda takım olarak böyle girdiğimiz bir tane maçta. Şu anda dünya ikincisi. Tabii herkes buraya daha yeni yeni speedrunları atmaya başladı ama şu an için dünya ikincisi olabildi. C ile birlikte yapmıştık. C de kaydı burada paylaştı. Girip siz de siteye aşağıya linkini bırakırım zaten. Maçımızı falan izleyebilirsiniz. Artık çok hızlı gerçekten escape alıyoruz. Ve bugün de sizlere nasıl bu kadar hızlı escape alabilirsiniz? Hangi maplerde nerelerin en kolay çıkışları var? Onları göstereceğim. Solo bir şekilde giriyorum. Coin oynayacağım sizlere. Daha sonraki videolarda da artık kaçmayı öğrendikten sonra birazcık işin bully kısmına bakacağız. Ve sizlerle birlikte katilleri kudurtacağız hep birlikte. Daha fazla Texas videosu gelsin istiyorsanız ki ben haftada bir kesinlikle atmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca oynamam istediğiniz karakterler falan varsa, bu it fikirleriniz varsa da mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi şimdi gelin size ilk önce perklerimi tanıtayım. Özellik olarak arkadaşlar ilk önce ilk statta burada su ortadakine verdim. Daha staminam azalmasını sağlayacak özellik sırasında. İkincisinde de daha çabuk gelmesini sağlayacak özelliğini ama bu ikinciye çok fazla iş kalmayacak. Zaten çok hızlı bir şekilde oyundan çıkabileceğiz. Buna gerek kalmayacak resmen. Sadece oyun uzarsa bizim işimize yarayacak. Perk olarak da şunları tercih ettim. Bu aldığım ilk avantaj, herhangi bir şekilde val ya da fuse alırsam onları nereye koyacağımı bana gösteriyor oyun. Ve 100 saniye boyunca oraları görüp rahatlıkla gidebileceğim yeri görebilmiş olurum. Bayağı vakit kazandırıyor. İkinci olarak da bu şu an henüz 2 level 3 level yapmayı başaramadım. Henüz XP'm yetmedi. Bir toolbox harcamak için kapıya kilit kullandığım zaman %30 ihtimalle 3 level'da %40 olacak bu durum. O toolbox'ın harcanmamasını sağlıyor. Yine çok güzel. Üçüncü olarak da bu choose flight perkini aldım. Şu an yine 2 level olduğu için sadece 2 defalık hakkım var. Staminam bittiği zaman staminamı anında geri toplayacak. Yani 2 tane full arkada beni bekleyen gizli staminam var arkadaşlar. Kaçmam gereken durumlarda hayatımı gerçekten kurtarıyor. Aşağıda özellikler olarak bu şekilde 15 tane mor tarafa verdim, 14 tane de yeşil tarafa verdim. Staminam daha fazla olacak bu sayede. Mora verdiğim için de daha hızlı bir şekilde kapılar açabileceğim, daha rahat atabileceğim. Bu gerçekten güzel bir oranda şu anda. Çünkü herhangi bir şekilde ses çıkarmadan tek tek bütün partları açabiliyorum. Stealth fullleyenler de var. Burada stealth fullemeyi de tercih edebilirsiniz. Karar sizin, nasıl oynamak istediğiniz size kalmış. Son olarak da şu şekilde skill ağacımı da sizlere gösterdikten sonra artık maçımıza geçebiliriz. Let's go. Size arkadaşlar maç başlarken şunun infosunu vermem lazım. Normalde Leland Bey'inim bu. Bu arada ilerleyen videolarda sizlere katilleri bullemeye göstereceğim. Birincisi bu. İkincisi olarak da Discord'a mutlaka katılın. Çünkü Discord'da da yeni kanal açtık. Yapılan buildleri bu şekilde, hangi karakteri, hangi buildler nasıl yapılır şeklinde buildleri paylaştığımız Discord'da bir odamız var. Bilginiz olsun. Hemen de oyunumuz başladı bu arada. Şimdi sizlere güzel güzel hızlı bir şekilde win almayı göstereceğim. Win almayı öğrettikten sonra da artık katilleri bullileme kısmına geçeceğiz. Gerçekten oyunda katil öldürmek, katilleri dövmek inanılmaz keyifli. Öyle hızlı bir şekilde atladım. Hemen kendi bir tane toolbox bulacağım. Şurada bir tane heal da bulduk. Heal'ı alalım. Ses çıkarmayacağım. Takım arkadaşlarım belki ses çıkarmadan oynamak istiyordur. Onları tanımadığım için. O bubayı buldum ben dakika birden. Buba. Üzerime mi geliyorsun dostum? Gelmedi. Tamam. Şuradan uzayalım. Hemen içeri gireyim. Bir toolbox bulmam lazım. Şurada bir toolbox'ımız var. Hemen şunu bir alayım. Sonra üst kata doğru yavaş yavaş gidelim. Çok fazla zaten karakter ses çıkarmıyor aslında. Böyle basılı tutarak bile alabiliyorsunuz. O yüzden stealth fullemek istemedim. Stealth fullleyenler de var bu arada ama ben çok fazla ihtiyaç duymadım. Şimdi elimdeki şu medkit de gidecek ya bunu alırken. Enti olacak. Okay, iki tane toolbox aldım. Şu Leland'ı hatta söyleyeyim. Leland mı bu? Kapıyı bana salarsa daha iyi olur. Koniyim, daha rahat açabilirim. Dostum vermeni dersin. Teşekkür ederim. Çok iyisin. Oo, o da bayağı açmış bu arada. Bak şöyle full spamladığın zaman bile açabiliyorsun. O yüzden stealth fullemeyi çok istemedim. Ama stealth fullleyince de karakter bayağı güzel oluyor. Öyle hemen bir çıktık. Yukarı doğru çıkacağım ama önce şurada bir fuse bulsaydım iyi olurdu. Bakayım fuse var mı burada? Tamam, fuse'u buldum. Şimdi perkim sayesinde fuse'u nereye takacağım üst katta bana gözüktü. Gördüğünüz gibi sarı bir şekilde yanıyor. Bir tane de zaten elimde toolbox şeyi var. Orayı açmak için kullanacağım. Peşimden kuk mu geliyor? Şurayı ben bir kilitleyeyim. Gelmiyor sanırım ama. Tamam, güzel. Option'da şey yapmasaydım iyi olacaktı. Şuraya hemen şimdi burası için bir tane toolbox harcıyorsunuz. Gördüğünüz gibi item'ım gitti. Hemen şunu da takacağız. Şimdi burada küçük bir matematik yapmamız lazım. 7 olması lazım. Bunların aşağıdakilerin toplamı. Şöyle yaptık. Yukarıya diğer mavi ve şunu da takarak 10 yaptık. Şimdi basement kapısı burada. Açıldı da şurada bir bug var. Şu an ekranımı oynatamıyorum bir süre. O bayağı tilt bir durum. Şuradan hemen bir karşıya geçeyim. Aşağıya doğru koşacağım. Bu bana çok fazla bir şey yapamayacak. Hızlı bir şekilde hemen aşağı inmem lazım. Stamina perkim var ya zaten. Yakalaması pek mümkün olmayacak açıkçası. Şöyle suratına kapattık.
Basement kapısı yanlış hatırlamıyorsam şu aradan geçmem lazım. Şu taraflara gitmeliyim diye hatırlıyorum. Bu map'i çok fazla ezberime hakim değil ama evet tamam buldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basement kapısını açtık ve bu kadar hızlı bir şekilde gerçekten çıkabiliyorsunuz. Oyun birazcık daha bu konuda bence ilerleyen zamanlarda geliştirirler. Sizlere böyle farklı farklı mapler gelirse umarım ya da farklı çıkışların hepsini göstereceğim. Güzel bir şekilde escape'imizi aldık, hemen ikinci maça geçiyoruz. Let's go. Hadi bakalım, ikinci maçımız başladı. Slaughterhouse geldi. Şimdi burada yani kaçacak yerler birazcık karışık. Yine aslında basement'dan kaçmamız en hızlı olacak ama yine durumun gidişatına göre nelerden kaçmamız gerektiğine maç içerisinde karar vereceğiz. Önce bir doğalım, bir kendimizi yukarı bir atalım. Takım arkadaşlarım da bu arada bir önceki oyunun devamında 3 kişi, 2 kişi de benimle birlikte kaçmayı başardı. Bir kişi içeride kaldı. Onu da hiç beklemedim, acaba ne yaptı bilmiyorum. Kendi kendine ölmüş bile olabilir. Hemen karşımda toolbox buldum bu arada. Hızlı bir başlangıç yapacağız. Şöyle basılı tutayım. Hiç ses çıkarmayayım. Takım arkadaşlarım yine aynı şekilde sessiz kalmak istiyordu. Normalde biz kendimiz oynadığımızda hiç böyle sese falan dikkat etmiyoruz. Bam güm oynuyoruz zaten. Gelen katil hiçbir şekilde tek başına yakalaması mümkün değil bu oyunda. Böyle çok zor gerçekten tek başına yakalaması. Bir sis falan yakalayabiliyor. O da zehirlediği için gerçekten işleri sıkıntıya sokuyor. Şurada bir kapı var. İşte bak, bu kapıyı açtığın zaman oyun bayağı rahat bir şekilde ilerliyor. Yukarı şu anda çıkarsam ve basement kapısını bir şekilde hızlıca açmayı başarırsam direkt olarak buradan gireceğim tekrardan ve karşıdan sola döndüğümde basement'a ulaşabiliyorum. O da bu hangarın içinden yapılıyor. Hangarı o yüzden kendinize hedef bellemelisiniz. Dedeyi bekledim. Kendi yerim belli olmasa hangi kapının açıldığını bilmesinler. Adamlar daha muhtemelen yeni falan doğdu yani. Biz ama kendimizi dışarı atmayı başardık. Bir çıkalım. Şu karşıda bir spot var. Tamam bak, çok iyi bir başlangıç benim için. Fuse'u buldum. Şimdi yine avantajım sayesinde fuse'u nereye takacağımı göreceğim. Karşıya takmam gerekiyormuş. Yine aynı şekilde basement'tan kaçmamız gerekiyor. Oyun bizi buraya forsladı. Şuradan gitmeyelim. Çok açık burası. Kendimi şu aradan sokacağım. Yine aynı şekilde elimde bir tane toolbox var. Bakalım trap'e basmayalım da. Burayı açacağım. Ve buradan açtıktan sonra yine bulmacaya döneceğim. Hemen aşağıdan basement'a ulaşacağım. Sizlere hemen göstereyim. Şöyle taktık. Bir tane mavi var zaten. Maviyi taktık. 16 olması lazımmış. Şöyle bunu koyduk. Geri kalan iki tane de sarıya koyduğumuz zaman basement kapısı açılmış oldu. Şunun bug'ını umarım düzeltebilirler. Ekranım hala dönmüyor gerçekten. Tekrardan aynı yere koşacağım ki zaten bir stat... bir yüküm hala yeşil perk üzerinde var görüyorsunuz. Staminam yenilenecek bittiğinde. Dümdüz bir şekilde. Hatta bir takım arkadaşım benden de önce kaçmayı başardı. Eminim speedrun yapmış bile olabilirim şu anda bu map'te, biliyor musunuz? Belki bu kaydı kullanırım yani. Speedrun'a bir tane daha solo koni koyabilirim belki. Gayet hızlı bir şekilde. Bayağı hızlı. Bak adam 4 takımın bütün herkesi escape aldırdım şu anda. Katillerin puanına bakar mısınız? 30-0-0. Biz hepimiz kaçtık. Bu kadar basit gerçekten. Bu map'te de böyle. En hızlı kaçış bu şekilde oluyordu. Geçelim bakalım, belki farklı map gelir. Diğer maplerde de size göstermek istiyorum. Let's go. Arkadaşlar gerçekten çok şanslısınız. 3. farklı map geldi. Her map'te kaçışı görmüş olacaksınız bu seferde. Bu sefer gaz istasyonu geldi. Gaz istasyonunda da gerçekten ön tarafta güzel bir çıkış. Hiç jeneratörle falan uğraşmanıza gerek yok. Çoğu kişi bilmiyor bu çıkışı. Sonradan öğreniyorlar. Herkes böyle jeneratörle falan uğraşıyor başta ama öğrendiğin zaman oradan çıkmak çok kolay. Şimdi bizim oradan çıkmamız için 3 tane lockpick'e ihtiyacımız var. Bir base kapısını açacağız. Bir tane o gaz istasyonunun önündeki kapıyı açacağız ki umarım Cook herhangi bir kilidi kilitlememiştir. Ekstradan toolkit'e ihtiyacımız olur. Belki de perkimiz şansımıza çalışır ve toolkit harcamadan da oradan hızlı bir şekilde çıkmayı başarabiliriz. Toolkit harcamazsam gerçekten işim çok daha kolay olur. Geri dönüp bir daha yapmak zorunda kalmam ve koku counterlayabilirim. Hemen şuradan yine aynı şekilde iki tane toolbox'ı alıyorum. Beni burada bulursa yer. Bu baya var ya, hayatta yem olmamam lazım. Karakterim o konuda çok dayanıksız. Direkt patlarım. Bak bak bak, hareketlere bak. Beni istemiyor ya. Buba iyi bir insan olduğunu düşünüyorum ben, Bubba'nın, ve beni istemediğini düşünüyorum. Böyle şuradan bir uzadım. Hemen kendime bir kapı bulayım. Şu kapıyı buldum ve tak tak özelliğimi ilk burada kullanıyorum. Çünkü özelliğimi kullandıktan sonra belli bir süre bakın sağ aşağıda staminamı yenileyemiyorum arkadaşlar. Yenileyemediğim... Allah, ben bayağı bir gözüktüm. Benim işim zor. Bu arada bakın toolbox'ımı harcamamışım. İhtimal tutmuş. %40'lık ihtimalimiz vardı ya. O ihtimali tutturmuşuz ve toolkit'imi harcamadım arkadaşlar. O da gayet güzel. Şimdi şuradaki kapıyı açacağım. Ardından Cook herhangi bir... Aha geldi. Geldi paşam, geldi. Bu kadar kolay. Dedi ki bu oyun artık o kadar kolay olmasın senin için dedi. Ve sağ olsun buldu beni. Şöyle ben bir şurayı açayım. Burada bir geçitim daha olsun. Hala dışarıda bekliyor mu beni ucube? Çok salak bir çar ya. Tamam geri buradan çıkabilirim. Beni bıraktı bence.
Tamam. Şöyle bir buralara kadar geldim. Şurayı hemen bir açalım ki Cook buraya bir kilit atmış. Bunu kırmam birazcık zor olacak açıkçası. Cook'un kilitleri çünkü normal kilitlere göre daha güçlü ve ya geldi. Bana geldi yine. Ya dostum, ne kadar ucube bir çarsın sen ya. Beni sal ya. Heal var mı? Şu içeride var mıdır heal? İçeride heal da yok, göremedim. Bıraktın beni. Bıraktın mı? Aha, bizim çocuk zorlamaya başladı. Aha, beni duyacak mı? Bak bizim çocuk kilit açıyor, onu gör. Onu gör, onun peşine git, ben kırayım kilidi hadi. Heh, geldi. Tamam. İncirlik damage'ı yiyecek. Uza dostum buradan. O buradan uzarken hemen ben şurayı devralayayım. Kaldığı yerden şöyle açmaya başlayayım. O ikinci partı açamamış. Kokun kilitleri gerçekten güçlü ya. Bak açılmıyor, gerçekten hiç yapamıyorum. Stealth mesela fullemiş olsaydım burada biraz daha işime yarayabilirdi. Bir de şimdi ikinci bir kilit daha açacağız. Kapının asıl kendi kilidi... Ya oğlum manyak mısın birader? Nasıl bir... Hop bir 360 öyle bir... yok oldum. Tamam. Tamam. Şuradan uzayalım. Burada yoksa bizi fena darlayacak. Heal lazım bana. Bu niye kitle? Bunu kim kitledi dostum? Şu karşı odaya bir geçeyim ya. Abi bu çocuk beni peşliyor ya. Gerçekten nefret ediyor ya. Ah dedeye kan veriyor. Öne koşayım mı? En kötü ihtimalle kendimi şeyden atarım. Koşacağım buraya. Hayır şu kapıyı tutayım. Şey olmadan. Güzel. Hemen bir şöyle açalım. Tamam kırmadık. Yine geldi. Ya aha. Aa onu öldürmeye gidiyorlar. Açabilirim belki o sırada. Deneyeyim zorlayayım şansımı. Bizim çocuk öldü bu arada. Ah bu bana geldi ya. Uzamalıyım buradan. Burası hiç istemediğimiz sahnelere yol açmaya doğru gidiyor şu anda. Aa o trap var, trap var. Bok yedim, bok yedim vallahi bok yedim. Bu sefer öldük arkadaşlar. Bu sefer öldük. En azından öldüğümüz bir senaryo da görmüş olacağız. Sonsuza dek böyle kaçamayacaktım zaten. Tamam şurada bir tane atlama yeri var. Direkt olarak kendimi oradan atacağım ve aşağı düşüp orada recover'a düşeceğim. Çok da yukarıda bana moral atarlar. Oyunda bir defa Allah mahsus bu şekilde düşüp yerden kalkma hakkınız var. Ama benim kalkma hakkım yokmuş arkadaşlar. Tertemiz hızlı bir şekilde öldük. Olmadı, bu maçta olmadı. Gas Station ama umarım bir daha gelir de sizlere buradan kaçışı gösterebilirim. Bu sefer de öldük. Next match. Dördüncü maça da girdik arkadaşlar. Yani hem Connie'yi hem de Gas Station'ın gelmesini bayağı zorladım aslında. Bayağı bir lobide oynadım da olmadı. Yine Family House'da oynayacağız. Gas Station'ın çıkışında artık başka bir sefer sizlere gösteririm. Family House'da bu sefer bir öncekinde Basement'tan kaçmıştık galiba ya. Artık oyunu o kadar fazla oynuyorum ki hangi maçı videoda... Adam yanımda bu arada. Adam var ya ağzımın içinde. Sol tarafında direkt. Keşke Leland olsaydım. Böyle pozisyonlarda başlamayı çok seviyorum Leland'a. Adama testere falan açtırmıyorum. Gidip direkt omuz atıyorum. Oyunun başında çok keyifli oluyor. Onlara da geleceğiz zamanla. Önce birazcık kaçmayı öğreteyim size dediğim gibi. Bu videoda birazcık buna ağırlık vereceğim. Sonraki videolarda güzel güzel sizlerle katil bulileyeceğiz. Katilleri darma duman edeceğiz. Çoğu kişiye öyle yayında falan oynarken quit falan attırdık. Yani o kadar tilt edici bir durum. Survivor'lar gerçekten fazlasıyla güçlü. Bakalım bu maç neler yapacağız. Basement'tan kaçmıştık. Şimdi sizlere farklı bir çıkışa götürmek istiyorum. Ama baba burada. Baba bir burayı salsın. Ben birazcık şuralarda bir yılanlayayım. Oo, benim yanımdaki çıkışa kadar geldi. Buradan uzayalım. Şu kapıyı da kapatalım. Şu karşıya gideyim açayım ben ya. Özelliğimi harcamayacağım. Özelliğimi bir sonrakine harcayacağım. Çünkü arka kapıda lazım olacak diye düşünüyorum. Ben arka kapıyı zorlamayı istiyorum açıkçası. Konu olarak en rahat açabileceğim yer orası. Şöyle harcadık. Lockpick'im gitti. Şimdi bir lockpick hemen bulayım. Sonra buraya geri geleyim. Lockpick harcadı. Baba buraya geldi. Baba beni bulacak mı? Kokladı mı beni ya? Kokladın mı dostum beni? Şöyle kafana... Aha. Ay ne oluyor? Ya bu büyük babanın animasyonundan nefret ediyorum. Şu an ölüyor bile olabilirim herhalde ya. Bir vurayım kafasına. Ne oluyor? Yattı oğlum aşağı he? Ne oldu? Ne oldu? He? Beni mi yakalayacaksın abisi? Bak şimdi bunu da süresinde ezberledim. Şöyle elini kaldırdı. Bir daha çat. O olmadı. Olmadı. Ezberlemiştim. Çat. Ne oldu oğlum? Ha? Ne oldu? Connie ile de mi bully istiyorsun ha? Hadi şöyle T-back sana. T-back, 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 T-back. Bak elini kaldırıyor. İndirirken. Bir daha slam. Tak. Bir daha yerde.
Ne oldu oğlum? Ne oldu abisi? Tek başına hiçbir şey yapamazsın. Arkadaşlarını çağır. Arkadaşlarını çağır. Arkadaşlarını çağıracaksın. Hop bir daha elini indirirken. Çat bir daha. Ne oldu oğlum, bir daha baygınsın? Kalkamıyor musun yerden? Kalkamıyor musun? He? Ne oldu, beni mi öldüreceksin oğlum? Kim kimi öldürüyor? Bir tane daha deneyeyim mi? Olmadı. Kaç. Olmadı, olmadı. Olmadı. Uzadık arkadaşlar buradan. Her güzel şeyin bir sonu var. Geliyor mu? Buradan geliyor. Oo. Oo, içeride arıyor beni. Oo. Öyle mi? Orada mıymışım baba? Bizim çocuk dışarı çıkıyor. Tamam, beni saldı. Tamam ya, ben buradan uzuyorum. Şurada heal mı var? Şu heal'ı alabilir miyim? Size zahmet. Ver bana şu heal'ı. Ya bu yine bana geldi ya. Tamam, nefret ediyorsun anladım ama. Biraz abartmıyor musun sence? He? Ben seni dövmekten usandım. Sen niye dövülmekten usanmadın? Ya bir de hani perksiz yapıyorum şu anda bunu. Bakayım, elini bir daha kaldırsın. Tak! Bayılalım. Ne oldu? Ne oldu, pek bir keyfin yok. Düş dediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana bu renk çok baba. Şunu bir kapatayım şöyle. Tak! Kaçtı, ileri doğuşladı. Uza, uza. Bu beni var ya, katır kutur yer ha. Tak! Ah, ah, hayır! Lütfen yaşanmasın bu durum. Ne olur kalkayım. Ne olur kalkayım. Çat! Oh, oh! 3 kişi oldular burada. 5 kişi oldular. Arkadaşın çağırdı. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Mor renk yakışmış olabilir. Vallahi yakıştı. Çok yakışmış hem de. Lan burayı kim kilitledi? Ah, bu kim? Ölüyorum. Ölüyorum. Staminam bitti. Baba kapıyı kırıyor. Şuradan geçeyim. Hayır. Çok güzel bulilemiştim. Ölmek istemiyorum. Ölmeyi hak etmedim şu an bu maç. Şurada yılan. Şurada yılan. Neden ikiniz de bu yolu tercih ettiniz? Enti arkadaşlar. Öldüğümüz bir maçın sonuna geldik. Ama iyiydi. Yani zevk aldım. O yüzden sıkıntı yok. Kaçmış kadar oldum. 1225 puan kasmışım. Yukarı adım attırmadı ki bana ya. Ama o kadar güzel geldi ki önüme. Yani vallahi bullemeden edemedim. Enti kaçmamış olduk. Sıkıntı yok. Ve böylelikle bir videonun da sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli. Oyundan son zamanlarda aşırı keyif almaya başladım. Connie ile trollemem birazcık zor oldu. Diğer bölümde sizlere Lelant oynayacağım. Lelant'a çok güzel bu ildim var. Böyle bu tarz blue olaylarında beni bayağı hayatta tutabiliyor. O yüzden Connie'de sonunda biraz hızlı öldük. Zaten amacım trollemek değildi. Kaçmaya çalışacaktım ama üzerime çok geldi. Yapa dayanamadım yani. Vurasım geldi birkaç tane. Diyeceklerim bu kadar. Daha fazla Texas videosu istiyorsanız mutlaka bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sıradaki videolara gerçekten güzel şeyler göstereceğim sizlere. Ve tekrardan da sizleri Discord'a davet ediyorum arkadaşlar. Bu tarz Texas build'leri için Discord'da kanal açtık dediğim gibi, onu bir kez daha hatırlatalım. Oraya gelip hem siz kendi fikirlerinizi, build'lerinizi oraya atabilirsiniz. Hem de aynı şekilde fikir almak istediğiniz zaman yine oradaki Discord kanalından sizlere yardımcı olabiliriz. Yapmamı istediğiniz farklı build'ler varsa da mutlaka aşağıya yazın. Öğrendiğiniz build'leri benimle de paylaşın. Ben de sizlere video çekeyim. Ben de paylaşayım. Yeni yeni öğreniyorum ben de. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bye bye. Check it.